Hoca konusunda da yani biz yani herkesin şey yaptı. Biz Markus Hoca'ya bundan 14 hafta söyledim, hocam sen bu takımı ligde tuttuğun sürece biz seninle devam edeceğiz dedik. Hoca da rahatladım dedi, teşekkür ederim dedi, ama dedi ben bu takımı önce garanti edeyim ligde tutma, sonra size kararımı vereceğim. Açık söyleyeyim, Beşiktaş maçı sonrası oturup konuşacaktık. Hoca erteledi. Menajeri buradaydı. Fuat Çapa'yla görüştü. Ailemle görüşeceğim. Şunu görüşeceğim. Biz anlamıyoruz. Hocam yanaşmıyor. Bizle masada oturup konuşma. Açık ve net söyleyeyim. En son bu maç öncesi konuşalım dedik. Yine dedik ki maçtan sonra bakayım. 50-50 diyor şimdi. Bakın. Ha, ya kalırım ya giderim. Niye gidiyorsun hocam? Bu şehir seni istiyor. Başkan istiyor. Herkes istiyor. Hocayla konuştuk. Hoca dedi ki siz gidin başka hocalarla konuşmaya başlayın dedi. Açık ve net bir şekilde Fuat Çapa'ya. Tamam. Biz de bir 4 kişilik bir hoca listesi yaptık. Ne olur ne olmaz. Hocamız kalmayacak dediği an biz düğmeye basacağız. Bizim çok hızlı bir hoca konusunu çözmemiz lazım. İki kampları, ondan sonra kontratı biten oyuncularımız var. Yani o da herhalde bu hafta içinde biz görüşmelerimizi yapacağız hocalarla, yine hocamızla da görüşeceğiz. Açık söylüyorum, ilk tek tercihimiz hocamız olacak ama anlaşamayabiliriz. Yani şartları ne olacak bilemiyoruz ama Markus Gisdol'dan daha iyi bir hoca getireceğim inşallah. Çünkü